Evet arkadaşlar, Wickelsdorf sınır kapısına geldik. Bakın burası. Tabi gümrük yok artık. Bilmiyorum. Ne zaman Macaristan, ne zaman AB üyesi oldu? 2007 miydi? Öyle hatırlıyorum. 2007'den beri yok. Hem AB üyesi oldu hem de Schengen üyesi oldu aynı anda. Öyle hatırlıyorum. Yanlışsam beni düzeltin arkadaşlar. Bu sebepten de bildiğimiz üzere gümrük kontrolleri yok. Şimdi Avusturya'dan çıkmış olduk. Şu ileride de işte eski Macaristan gümrüğü. Eski Macarska Kontrolska gümrüğü. Ha burası. Halbuki arkadaş 16 sene olmuş. Halen buraları niye kaldırmadınız? En güzeli Hollanda, Belçika ve Lüksemburg. Almanya ile Hollanda da öyle. Abi otoban sadece bir tabela var. Mesela Hollanda'ya hoş geldiniz. Ne sınır kapısı olduğunu anlıyorsun, ne gümrük olduğunu anlıyorsun. Yok, hiçbir şey yok. Buraları niye öyle yapmadılar hala anlamadım. Arkadaşlar şimdi ben buraya bilerek çektim. Size göstermek için. Bakın burada direkt Macaristan için vinyet de alabiliyorsunuz. Bu sağ tarafta gördüğünüz yerlerde bakın burada kulübeler var. Ben şimdi aşağıya inmeyeceğim. Çok sıcak. Burada vinyet alabiliyorsunuz. Bu sol tarafta alabiliyorsunuz. Şurada alabiliyorsunuz. Oraya doğru bir gideyim. Bakın şöyle. Şurada vinyet de var. Bakın kulübe. Şu arkada var. Bir de orada banka var. Para bozdurabiliyorsunuz. Macaristan forinti ihtiyacı olan. Gerek duymuyorum ben. Çünkü her şeyi kredi kartıyla ödemenizi tavsiye ediyorum. Bak burada vinyet. Arkadaş her taraf. Bak şu arkada var. Her tarafta vinyet alabileceğiniz kulübeler var. Fiyatları ben internetten aldım. Her zaman olduğu gibi ev vinyette alıyorum. 13 euro 80 kuruş. Burada aldığınız zaman, almaya kalktığınızda çalışanlar, şöyle söyleyeyim, büfeler özel olduğu için, yani devlete ait değil, devlete husus bir şey değil, pardon hususi değil, hepsi özel şirket, yani isteyen burada geliyor, büfe açıp ev vinyet satabiliyor. Kafasına göre fiyat yapıyorlar arkadaş, kime ne tutturursa. 16 euro alan var, 18 alan var, 20 alan var. Geçen ay bir arkadaş geldi gitti. Ondan 26 euro almışlar. Arkadaş da bilmediği için bu fiyatı vermiş. Ne demek? Bakın arkadaşlar 13 euro 80 kuruşluk vinyet diye 26 euroya vermişler. 2 katı. Onun için dikkat edin. Hadi 14, 15, 16. Ama 16 limit olması lazım. 16'dan fazla kesinlikle vermeyin. Karşı gelin buna ve mümkün mertebe internetten alın. Her zaman söylüyorum bunu. Evet. Welcome to Macarya. Hemen girmişken de bilgilerini vereyim arkadaşlar. Her ülkede olduğu gibi bilgi veriyorum. Evet, Macaristan boydan boya, yani Szeged kapısı, pardon, Szeged dedim. Rözkü-Horgos sınır kapısına giderseniz Sırbistan'a yaklaşık olarak 345 mi 350 kilometre, yine aynı Avusturya'da da olduğu gibi. Hız sınırı burada da 130. Burada da hız sınırlarına uyun, kurallara riayet edin. Telefon direksiyonda telefonu bile elinize almayın. Bırakın telefon görüşmesi yapmayı. Aynı Almanya'da, Avrupa'da olduğu gibi burası da öyle. Polis telefonu elinizde görürse ceza keserler. Evet, hız sınırları 130, mutlaka uyun. Avusturya kadar değilse bile burada da sık sık radarlar görülmekte. Çekiliyorsunuz. Ah ben ödemem demeyin. AB ülkelerinin genelinde aralarında anlaşmaları var. Evinize, varsayalım Almanya'da ikamet ediyorsunuz, evinize kadar bu ceza posta yoluyla geliyor. Mecbursunuz bunu ödemeye. İnkasoya veriyorlar. Abi ne yapıp edip bu parayı sizden alıyorlar.
en geç arsanı ödemedin. İnatsın abi, ben ödemem dedim. Ödemedim. En geç ülkeye bir dahaki girişinde bunu senden almasını bilirler. Bunu da söyleyeyim sana yani. Ülkeye giriş yaparsın ama çıkış yapamazsın. Bunlar da uyanık. Çünkü girişte kontrol yok ama Sırbistan'a çıkış yapmak istersen kontrol var. Diyecek gel bakayım buraya. Senin geçen seneden misal 150 euro para cezan varmış, ödememişsin. Şimdi oldu bu 300 euro, öde bakalım. Olabilir. Hani abartıyor olabilirim ama buna benzer şeyler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Macaristan'da Almanya ve Avusturya'da önerdiğim gibi öneride bulunmak istemiyorum. Hani şu konuda her ülkede olduğu gibi tabi burada da otoyollarda otoyollardaki benzin istasyonlarında akaryakıtlar şehir içlerine göre daha pahalı. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi herkes kendi bilir. Şehire, kasabaya inip de daha ucuz, daha uygun fiyata akaryakıt alayım mı? Ben alırım. Hani biliyorsunuz ben tecrübeliyim bu konuda, korkmuyorum da atılgan olduğumdan dolayı sıkıntılı şekilde çıkarım. İstesem diyorum hani. Ha? Sıkıntısız bir şekilde. Ne dedin? Sıkıntılı bir şekilde. Sıkıntısız. Öyle. Herkes kendi bilir. Yani şunu demek istiyorum, mümkün mertebe kaliteli, yani bakın ucuz derken yine kaliteli markalardan kaliteli akaryakıt alın ama uygun fiyata alın. Dediğim gibi otoyolda 1.50 ise misal veriyorum, şehir içinde 1.20'dir, 1.30'dur. Evet, Macarska Kontrolska burası arkadaşlar. Macarska Kontrolska. Bunu zamanında bize Bulgarlar yapıyordu komünist döneminde. Çok iyi hatırlıyorum 80'li yıllarda. Ooo komşu, büyük problem. Büyük problem. Ne yaptım komşu? Sen var çok hızlı gitmek. 50'lik yermiş de 80 ile 90'la yakalamış. Yalan. Maksimum 60 gidiyorsun. Sana diyor 80-90 gidiyorsun. 100 marktan başlarlardı arkadaşlar. 5 marka hallederdik. Tabi o zamanlar Macaristan'dan giden var mıydı? Sanmıyorum. Giden vardı, varsa bile çok az, çok nadirdir. Ki biliyorsunuz Macaristan'da komünist dönemiydi o zamanlar. Çoğu Balkan ülkeleri gibi. Çoğu değil, hepsi. Yunanistan hariç hepsi komünist dönemini yaşadılar. Ama Yugoslavya vardı. Yani en az benim yaşlarda ve daha büyükler hatırlayacaksınız Yugoslavya. Yani ben açık söyleyeyim, Bulgaristan Yugoslavya'ya nazaran daha beterdi. Ki halen de öyle değil arkadaşlar. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. En çok sorunu, bakın sıla ve gurbet yolunda. En çok sorunu maalesef halen de Bulgaristan'da yaşamıyor muyuz? Eskisine nazaran azaldı. Evet, bakın bunu söylemek gerekiyor. Dobra dobra olmak gerekiyor. 5-10 sene evveline kadar Bulgaristan daha kötüydü. Bir değişme, bir gelişim kaydetti bu ülke. Bunu ne göz ne de kulak arkası yapabiliriz. Yaparsak da Bulgarlara karşı büyük ayıp etmiş oluruz. Haklarını yemeyelim. Ne demişler? Yiğidi öldür ama hakkını yeme. Tamam. Değişti. Güzel. Daha dört dörtlük değiller. Eksikleri var ama iyi. Dedim ya benim gibi 70'leri hatırlamıyorum da 80'leri 90'ları hatırlayanlarınız bana hak vereceksiniz. Tamamdır arkadaşlar. Macaristan'dan şimdilik bu kadar bilgi yeter. Gereken bilgi verdim zaten. Yine böyle ufak tefek çekimler yaparım. Şimdi dediğim gibi ben yavaş yavaş otelde kalacağım kasabaya doğru gidiyoruz. Bu gece oradayız. Yarın sabah kalktığımda ilk işim ne olacak?
Google Maps amcamdan ve canlı kameralardan gümrüklere bakmak, gözetlemek. Sanırım Röski Horgo sınır kapısı yoğun olacak. Dolayısıyla ben de oradan gitmem. Düşüncem Herceg Santo, Macaristan tarafında Brek Baki, Sırbistan tarafında olan gümrük kapısını kullanmak istiyorum. Değil mi? Onu artık yarın sabah karar vereceğim. Nereden gideceğimi, gitmeye karar verdiğim zaten o zaman göreceksiniz. Eğer Herceg Santo sınır kapısını seçersem, oradan gidersem sizler için şöyle iyi olur. Bilmeyenleriniz için o yolu, o güzergahı ve o kapıyı da görmüş olursunuz. Toplam olarak Macar ve Sırbistan tarafında tahmin ediyorum birkaç sene oldu oradan en son gittiğim. 130 mu 150 kilometre civarında otoyol değil. Gidişli gelişli yollar, kasabalar, köylerden geçiliyor Macar ve Sırp tarafından. Sonra Horgos, Novi Sad otoyoluna bağlanıyorsunuz tekrardan. A1 otoyolu, o da biliyorsunuz sizi sonradan Belgrad'a bağlıyor. İyi olur ve çok güzel değil mi? Yıllar önce gitmiştim, o kasabalar, o köyler, o evler çok güzel. Bana biraz Türkiye andırıyor. Hanıma sorayım, hanım da yanımda. Sen o yolu hatırlıyor musun? Ya yan kapıdan gitmiştik ya, evler evet, böyle evet, Türkiye'ye evet, benziyor falan demiştim. Yani andırıyor mu Türkiye'yi? Türkiye'nin ikiz kardeşi diyebiliriz. Ama eski Türkiye abi. Eski Türkiye. Evet. Bundan 20-30 sene önceki Türkiye. Evet. Değil mi? Evet. Özlediğimiz Türkiye'yi buluyoruz orada işte. Reştiş. Arkadaşlar, bütün sıva yolu sevenlerine, bütün benim gibi bütün sıva yolu aşıklarına selam olsun. Evet arkadaşlar, işte bunu o dediğim yere gidiyoruz. Burası otoban değil. Şöyle güzel doğanın içinde gidiyoruz. Yaklaşık 90 kilometre gidiş gelişli yollar. Ama gerçekten Macaristan hem yolları çok güzel hem de çok temiz. Abi her yer temiz. Hiçbir yerde çöp yok. Neyse, ondan vazgeçtim. Şimdi arkadaşlar, burada mazot normal dizel 563 forint 1 euro 46 sent yapıyor. Ben performans dizel alıyorum. 618 forint 1 euro 61 yapıyor. Haberiniz olsun. Yarın da otobandaki fiyatları göstereceğim. Böyle dolduruyorum. Şimdiye kadar 40 litre. 50 litre alır herhalde ya. Arkadaşlar 61,77 litre. 38.168 forint. Arkadaşlar günaydın. Güzel bir pazar sabahı. Bugün ayın 9'u. 9 Temmuz 2023. Sabah 8.30. Biliyorsunuz dün akşam gerçekten çok güzel bir otelde kaldım. Evet, otelden çekimler yapmadım arkadaşlar. Hem yol yorgunuydum. Geç vakit geldik. Ya geç dediğim mi? Akşam 7 civarıydı herhalde. Oteldeydim ama yorgunluk. Bir de düşündüm, gerek yok. Şimdi sıla yolunda hiçbiriniz oraya gidip de otelde kalmazsınız. Çünkü sıla yolu güzergahında bulunmuyor. Bu yüzden gerek duymadım. Evet, şimdi yaklaşık 5 kilometre oldu otelden çıkalı. Şimdi burası Tompa yolu. Evet, Tompa. Biliyorum dün akşam sizlere Herceg Santo'dan giriş yapacağımı söyledim. Demin kahvaltıdan sonra kahve içerken baktım. Herceg Santo bulunduğum yere daha uzak. Yani rahat bir 50-60 kilometre fazla yol yapmam gerekecekti toplamında. Bir baktım, evet, en yakın sınır kapısı buraya Tompa. Düşünün Horgos, Röski, Röski Horgos bile daha uzak. Ve canlı kameralardan baktım, aşırı yoğunluk yok kapılarda ama Röski'de var biraz sıra. Belki bir saat civarı beklerim aşağı yukarı. Tompa'da sadece birkaç araba gördüm. Evet, hem yakın olmasından hem
az yoğunluk göstermesinden dolayı Tompa'dan gitmeye karar verdim. Evet, gidiyoruz. Tompa'ya yaklaşık 145 kilometre yolun var. Ve yaklaşık 2 saat sürecek. İyi bence. Yani 145 kilometre 2 saat. Çünkü aynı böyle bölünmüş yol. Bölünmüş yol diyorum arkadaşlar. Tam tersi. Bölünmüş yol değil. Gidişli gelişli olduğu için biraz uzun sürecek tabi. Ufak tefek kasabalardan geçeceğiz. Arkadaşlar sorun değil. Benim için ideal. Biliyorsunuz gezmeyi seviyorum. Yolculuğu seviyorum. Bakın şu güzel manzaraya. Yeşillik. Hoş. Ve Macaristan'ın da trafiği medeni denecek derecede. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye dek. Umarım böyle kalır. Arkadaşlar ben evet, Tompa hududuna geldiğimde 60'lık oldu ama radarlara girmeyelim. 90'la gidiyoruz. Tompa'ya geldiğimde çekimlere devam. Evet arkadaşlar, yola devam. Küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Hercek Zanto daha uzak demiştim. Ben öyle gördüm. Demin tabela geldi. Hercek Zanto 101 kilometre. Pardon, 111 kilometre. Tompa'da 95 kilometre. Yani bir 13-15 kilometre daha uzak Hercek Zanto. 50-60 kilometre demiştim. Yanlış. Fakat şöyle bir durum var. Tompa'dan gidersem Sırbistan tarafı Subotica şehrinden bir 3-5 kilometre hatırladım. Şehir içinden gidip A1 Belgrad otobanına çıkılıyor. Hercek Zanto'dan gidersem eğer Sırbistan'a giriş yapmak için yaklaşık 80-90 kilometre köy kasaba yollarından gidip öyle A1 Belgrad otoyoluna çıkabiliyoruz. Bu sebepten de şöyle, tabii ki favorim Tompa sınır kapısı çünkü biraz daha hızlı olacak. Ama son kararı ne zaman vereceğim? Bakın şimdi burada yazıyor arkadaşlar. Ha burada Hercek Zanto 108 kilometre. Evet, demin 111 yazdıydı. 108 kilometre. Tompa'yı navigasyona vermişim 92 kilometre. İşte bir 15 kilometre civarı fazla. Şimdi şöyle, yol ayrımı geldiği zaman bir yere durup tekrardan şu canlı kameralara bakacağım. Tompa yoğunluk gösterirse Hercek Zanto'ya, Tompa'da yoğunluk göremezsem Tompa'ya gideceğim. Yani bunu bildirmek istedim. Şimdi bakın, güzel bir Macaristan köyüne girdik. Salt ismindeymiş. Salt yazdı. Ne güzel, bak. Pizzeria varmış. Pizza mı yesek? Ne biçim pizzeria lan? Otopark gibi aynı. Orada pizzeria var. Şurada bir duralım arkadaşlar. Tahmin edin burada ne alacağım? Hadi 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3. Kahve. Hadi boğalım. Oraya sapıyorsa biz de buraya gireriz. Ulan kadın, ulan Macar kadını. Nasıl duralım? Şuraya durayım ben. Şurada bir kahvemi alayım ben. Sonra yola devam ederiz. Hadi boğalım. Evet arkadaşlar, çıktım. 5 dakikacık mola verdik. 5 dakikacık. Bu arada kahve almadım. Makinesi bozulmuş beyefendinin. Ben de başka bir şey aldım. Şöyle söyleyeyim, RB kısaltılmışı. RB, anladınız. İnsana böyle enerji veriyormuş. Evet, Hercek Zanto. Demek ki buradan gideceğiz. Böyle yazıyor, bakın. Yanlış mı gittik acaba? Arkadaşlar ben bir bakayım da navigasyona, yanlış gittik. Arkadaşlar, inanır mısınız? Çok güzel bir yer buldum. Burası harika. Tompa sınır kapısına yaklaşık 30 kilometre. Şu yol
Tompa'ya giden yol. Şurası. Arkadaşlar burası öyle hoşuma gitti ki. Çektim buraya. Ailemle, çoluk çocuklarla. Valla 3 saat oldu buradayım aşağı yukarı. 3 saat. Saate bakmadım ama 2,5 saat kesin. Valla burada böyle güzel. Bakın güzel bir göl kenarı var. Park tertemiz. Burada böyle. Bak benimkiler de şurada oturuyorlar. Çocuklar. Burada böyle. Oh kafa dinliyorum. Acelem yok arkadaşlar. Böyle birazdan da kestirmeyi düşünüyorum. Bir yarım saat 45 dakika kestireceğim şurada. Sonra yavaş yavaş yola devam. Arkadaşlar ben izini yolda başlattım. Bunu biliyorsunuz. Acelem yok. Şimdi bir gün önce Türkiye gitsem ne olacak yani? Ne? 4 hafta tatil yapacağım zaten. Zamanım çok. 1-2 günde buralarda zaman geçirelim. Ya dinlenmiş görünüyor mu? Bir de böyle görün beni. Bizim sıladaşları da görmek ister misiniz? Durun size sıladaşları göstereyim. Sıladaşları. Sıladaşların ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bakın ne güzel bir yer. Ne güzel. Kaçırılır mı ya böyle bir yer mekan bulmuşum. Ah, sıladaş bir. Sıladaş 1, sıladaş 2. Arkadaşlar bu da sıladaş 2. Benim emektarım. Aslan parçası. Bu da aslan parçası arkadaşlar. İşte böyle. İyi oldu ya. Molamızı da verdik. Halen de vermekteyiz. Arkadaşlar. Şimdi. Bizimkiler de şurada oturuyorlar. Otursunlar bu oğlum. Hadi arkadaşlar ben de ondan tekrar yanına gidiyorum. Şu ağaç altında. Bakın şuraya sandalyemi koydum. Oturuyordum. Ah, göl manzarası. Şimdi ben bakayım şurada bir döşek möşek serip göl kenarında 1-2 saat yatacağım. Sonra zaten yola devam. Video çekerim. Haydi çiz. Arkadaşlar bakın tekrardan merhabalar. Arkadaşlar ben halen buradayım. O kadar çok hoşuma gitti burası. Çocukların da hoşuna gitti. Baba biraz daha kalalım. Baba biraz daha kalalım. Saat oldu 4.30. Şaka gibi. Bilmiyorum 6 saattir buradayım aşağı yukarı. Şimdi neye karar verdim? Szeged taraflarında güzel bir otel buldum. Telefonla demin görüştük. Buyurun gelin odalarımız var dedi. Yardımcı oluruz dediler. Bakalım 1-2 saat burada takılıp sonra Szeged'e gideceğim. Szeged'de konaklayacağım bu gece. Yarın sabah devam ederim. Arkadaşlar zamanım var. Dediğim gibi ne acelemiz var ya. Oh ne güzel. Bakarsınız biraz da Sırbistan'da gezerim. Biraz da Bulgar'da gezerim. Artık 5 günde mi Türkiye'ye gidiyorum? 1 hafta mı gidiyorum? Sağlık olsun. Arkadaşlar şimdilik buradayız işte. Benimkiler de burada oturuyor. Araçlar da orada duruyor. Çok güzel oldu ya. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Ben buranın biraz keyfini tadını çıkartayım. Arkadaşlar burada bir bayan gölden balık tuttu. Şu balığa bakın. Şimdi ölçtük. Tam 80 santimetre geliyor. Şu balığın güzelliğine bakın arkadaşlar. Heh, 80 santimetre. Şaka gibi değil mi? Bak elim. Şu ele bak. Toz toprak içinde elim arkadaşlar. Birazdan yıkayacağım. Şuna bak. Arkadaşlar balığı yine suya atacak. 70 santimetreye kadar iyi dedi. 70 santimetreden 5 kilo 70 santimetreye kadar diyor uygun. Tam anlamadım işte. Macarca İngilizce karışık konuşuyor. 70 santimetreden büyük olanları suya geri atıyoruz dedi. Resim çekti. Üzülüyor. Yarım saat uğraştım diyor çıkarmaya. Bak şöyle.
yarım saat uğraştım diye suya geri atıyor. Götürüyor arkadaşlar. Suya bırakacak. Ha, bırakıyor. Gidiyor. İyi ya, hayvancağız yüzdü. Ay canım benim. Ne seviniyor şu an. Biraz baygın ama kadın bu işi biliyor arkadaşlar. Bakın, direkt suya bırakmıyor. Uzun süre dışarıda kalan balıkları hemen bırakmayacaksın. O suyun içinde bir kendisine gelmesi lazım. Kadın da bu işi biliyor, sağ olsun. Gitti arkadaşlar. Şimdi balık kendine geldi. Yüzdü gitti. Ya şu gölde ne büyük balık çıktı ya. Ben de şaşırdım ya. Uf. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün günlerden pazartesi. 10. Kamera ayarı da. Evet arkadaşlar, 10 Temmuz. Pazartesi günü saat öğleden sonra, sabah değil zaten belli. 4 civarları. Halen Zeged'deyiz. Şimdi anlatayım ne oldu, başımıza neler geldi. Dün akşam otelde kaldım. Otelde çektiğim videoyu da şimdi burada birazdan göreceksiniz. Evet arkadaşlar, Zeged'de Hotel Piano'ya geldim. Böyle küçük bir oda ama iki kişilik. Yetiyor. Tertemiz. Bakın, lavabosu, duşu. Çok güzel, tertemiz. Yani kesinlikle iki kişiye yetecek kadar. Evet, Zeged merkezde Hotel Piano. Otoparkıyla beraber 83 euro verdim iki kişi için. Yani biliyorum bu soru gelecek. Zeged merkezde Hotel Piano. İnternetten bulursunuz zaten. Şimdi ben burada bir duş yapıp biraz dışarı çıkacağım. Çoluk çocuk, toplam 6 kişiyiz. 3 oda tuttum. Bir çıkalım da şöyle bir, ne bileyim, bir çay kahve içeriz bir yerde. Sonra şu an akşam 8 civarları. Gelip kafayı mışıl mışıl vurup yarın devam. Dün akşam şu Kiskun Halas taraflarında güzel bir göl kenarı vardı hani. Orada bayağı uzun, 5-6 saate yakın kaldık. Güzel oldu. Haydi toparlanın çocuklar, gidiyoruz dedik. Bizim emektar çalışmıyor arkadaşlar. Çalışmadı. Ne yaptım, ettim, çalışmadı. Anladım ki starter. Türkçesi sanırım starter. Biz Almanya'da anlasa diyoruz. Burada Almanya'da yaşayan arkadaşlarımız Türkçesini biliyorlarsa, benim dediğim yalnızsa, lütfen yorumlarda yazın doğrusunu, starter. Neyse, Adas'ı aradık, Münih. Bir iki saate yakın tamircinin gelmesi sürdü. Ben dedim başta, halbuki bana direkt çekici gönderin, benim startem bozuk. Yok, Adas'ın huyudur. Önce bir tamirci gönderiyor. O da aynı şeyi söyledi. Kolega Cajodo Bojono Dozozo starter. Dedim I know. Abi bir 3 saate yakında, abart 2,5 saate yakında çekiciyi bekledik. Getirdiler bizi Zeged'in dağın başında. Tamam, iyi bir tamirci, güzel bir tamirci, kaliteli bir tamirci. Macaristan'dayız ama tamirci Sırp. Sırp ustası. Neyse, sıkıntı yok. Tabi dilde sorun yaşıyoruz. Anlaşamıyoruz abi. Yanlış anlaşılmalara yol açıyor. Öbür taraf agresifleşiyor. Yani tuhaf arkadaş ya. Ama çok şükür bir Türk arkadaşımız burada. Tercümanlık yapıyor. Görevi o. Burada sağ olsun Türk. Yani Uğur isminde kardeşim. Videomu izlersen selamlar, teşekkürler, sevgiler. Neyse işte abicim, dediler bugün pazar, dün için söylüyorum, bugün pazar,
araba bugün tamir edilmez. Çünkü anlasa gelmesi lazım. Sipariş veririz, yarın öğle saati gelir. İyi. Biz abi atladık ailece, işte Szeged merkezdeki o otelde konakladık. Güzel de oldu, güzel dinlendik. Sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Sabah 10 civarıydı, buraya geldik. Düşünün 10, 10.30 civarıydı. Şu an saat 4.30'a geliyor. 6 saattir buradayız. Ama çok şükür parçamız geldi. Parçayı taktık. Emektar yine eski sağlığına kavuştu diyeyim. Çalışıyor. Şimdi çıktım. Röski Horgos'un kapısına yaklaşık 20 kilometrem var. Oraya gidiyorum. Kapı biraz yoğunluk gösteriyor. Sıkıntı yok. Tompa'ya baktım. Tompa buraya yaklaşık 50 kilometre. Bilmiyorum. Yok, ben Röski'den gideyim en iyisi. Abi ben 3 gündür yola çıkmışım ya. Cuma akşamı 10.30'da çıktım. Hale buradayım. 3 gün oldu. 2 saat uzun sürse ne olur? Önemli değil. Önemi yok. Tamam arkadaşlar. Birazdan otobanda tekrar çekim yaparım. Arkadaşlar Röski sır kapısına yaklaşık 10 kilometrem var da bayağı bir yoğun gözüküyor. Hem kameradan baktım, canlı kameradan, hem de şimdi burada otobanda tabela yazıyor Röski Stau diye. Bilmiyorum abi, yani kamerada yoğun ama o kadar da yoğun göstermiyor. Bakayım, şu Röski 2 var. İlk defa bir oraya gideyim. Hem orayı görmüş olurum. Bilmeyenleriniz orayı da öğrenmiş olursunuz. Öyle yapayım artık, ne yapayım? Bakalım şansa, çabuk hızlı bir şekilde oradan giriş yapabilirsek. Tamam arkadaşlar, ben size haber veririm, okey. Çekimlerde. Haydi canım. Arkadaşlar yaklaşık, daha doğrusu tam olarak 4.30'du. Saat 4.30'da bu gümrük kapısına geldim. Şu an saat 5'i çeyrek geçiyor. Yani yaklaşık 45 dakika oldu. Bakın buraya kadar varabildim. Şimdi kapıdan içeri giriş yapmak üzereyim. Evet, bayağı yoğun. Hollanda, Belçika, Fransa'dan gelen arkadaşlar var. Birkaç tanesiyle sohbet ettim. Bir yarım saat güzel, hoş. İngiltere'den gelen var. Çok enteresan. Evet, bakalım. Mezban girişimizi yapacağız. Burası Macar çıkış tarafı. Bir de Sırbistan'a giriş tarafı var. 1 saatte onları bekletir. 2 saat. Düşünün, bu Röski 2 yan kapı böyleyse ana kapı nasıldır? O biraz daha yoğun da bir 3-4 peron var. Burada tek peron. Önemli değil. Ben ana kapıya da giderdim Röski 1'e. İlk defa buraya geldiğim için merak ettim. Görmek istiyordum. Görmüş oldum. Bundan sonra baktım yoğunluk aynı aşağı yukarı. Röski 1'i tercih ederim. Ama şimdilik buradayız. Arkadaşlar ben şimdi anladım. Doğru anladımsa. Bakın bu ilk peron Macar çıkışı. 10 metre ileride ikinci peron var. Orası da Sırp girişi. Bu durumda güzel. Ben önce işte Macar'dan çıkıp da belki 100-200-300 metre sonra Sırba giriş yapacağız. Dedim eyvah, bir saatte orada bekleriz. Yok, bu toplam olarak Macar giriş, Sırp çıkış. Bir dönümce önümüze bisikletten yaya geldi. Neyse, sağlık olsun. Dobardan komşular. Arkadaşlar tam 1 saat. Şu an 5.27. Yani 57 dakika. Bu kadar titiz olmayalım. 1 saat.
1 saatte girişimizi yaptık. Şimdi benim oğlanı bir yarım saat 45 dakika bekletirler. Arabası eski olduğu için. şaka şaka. Bizim emektarımız bir tane ya. Emektarımız. Evet, Serbia. İlk defa dinleyen buraya girmiş oldu. Abi bunlar nedir ya? Bu ne ya? Şurada biraz sağ tarafta olsa. Geç abi, geç. Evet. Turbetçi. Recklinghausen plakalı. Solda gidiyor. Neyse, sağa çekti, bize yol verdi. Evet, welcome to Serbia dedik. Arkadaşlar, demin dedim, ilk defa geldim ben bu kapıdan. Öğrenmiş olduk.